İnsan hakları eylem planı. Kime karşı? Yani bizim ülkemizde insan hakları sorunları varsa şayet bunu kim ortaya çıkardı? Ülkeyi kim bu hale getirdi? Madde madde bir sürü şey saydılar. Eğer bu maddeler Türkiye'de problem olarak varsa ölmüşüz, gömenimiz yok. Bu problemlerin çözülmesi için yapacakları en güzel şey istifa etmek, itiraf etmek, yargılanmak ve hesap vermek. Bunun dışındaki hiçbir vaat Türkiye'ye hiçbir şeyi kazandırmaz. Oyalama taktikleri bunlar sevgili izleyenler. İnsan hakları. İnsan olarak görmediklerini hak tanırlar mı zannediyorsunuz? Ülkenin yarısını terörist ilan etmişler. Ülkenin bilmem ne kadarını insan olarak görmüyorlar. Özlem Zengin denen herif var ya, çıkıyor diyor ki beni yanlış anladılar, ben sadece FETÖ'cülerden bahsediyordum diyor. Bakın bu soykırım kafasıdır. Ben sadece şunlardan bahsediyorum, ben sadece bunlardan bahsediyorum deyip bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmını bu şekilde gösterirseniz, işte Naziler falan da aynı şeyleri söylüyor diyor. Ya size ne oluyor, siz rahatınıza bakın, biz size bizim derdimiz Yahudilerle diyorlardı. Sonra Almanya paramparça oldu. Emin olun bunun arkasında ekonomik bir şey vardır. Avrupa Birliği demiştir ki şu konularda bir iyileştirme yaparsanız biz de size şu kadar para veririz demişlerdir. Bunlar da ulan oradan güzel para gelecek, hadi biz bir paket açıklayalım. Paket açıklamakta ne var ki? Fahrettin Bey yazmıştır. 4 maaş boşuna mı alıyor? Otursun yazsın yani. Hiç kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Evet, evet öyle zaten. Neden bunu söyleme ihtiyacı duydunuz? Aynı gün düşünün, Türkiye'de cezaevlerinde sadece yazdığı yazıdan dolayı, attığı tweetten dolayı cezaevinde olan düşünce mahkumları var. Bunu kim yaptı ya? Hani sizin bu iktidar vaadiniz mi? Bir gün iktidara gelirsek bunları düzelteceğiz mi diyorsunuz? Kendilerine karşı eyleme geçiyorlar ya, resmen kendisiyle kavga etmek. Yani başka bir şey değil bu. Eğer söylediklerinde samimilerse, azıcık ciddiyetleri varsa, yarın Türkiye'deki cezaevlerinin yarısının boşalması lazım, belki daha fazlasının. Sırf bu saydıkları maddeler var ya, 9-10 tane madde saydılar. Türkiye'nin cezaevlerinin yarısının boşalması lazım. Kimse cezaevinde kalmaz o zaman. Tabi Bozacı'nın şahidi Şırıcı, böyle hemen onların Amigo'ya ihtiyacı var. Amigo da gelmiş. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu, insan hakları eylem planı yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan. Hayır, açıkladıkları maddeler zaten olması gereken şeyler. Yoksa kim bunları yok hale getirdi? Yoksa 20 yıl sonra mı anladı? Vay anasını, biz nasıl unuttuk lan insan hakları? Lan, oğlum kimse de hatırlatmıyor. Bak ölüp gideceğiz, 20 yıldır iktidardayız. Birisi de demiyor ki insan haklarını şey yapmamız lazım, iyileştirmemiz lazım. Tüh ya! Tüh, nasıl hatırlayamadık ya? Dünya lideri olalım, uzaya gidelim, yerli milli araba yapalım, ekonomik uçuşa geçelim derken bunu unutmuşuz. Gördünüz mü ya? Bahçeli MHP'ye dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek. HDP'nin kapatılmasını da sonuna kadar savunacaktır. Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur, suya yazı yazmak yoktur. Alfabedeki hiçbir harf Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu anlatmaya yetmeyecektir. Değil U harfi, değil M harfi, değil O harfi. Bunların hiçbirisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü hareketin duruşunu temsil etmeye yetmeyecektir. Bizdeki kıvraklığı anlatmaya yeni harfler tasarlanmalı, yepyeni çalışmalar yapılmalı, yüce Türk milleti bize özel bir isim koymalıdır. Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Güya yeni bir kanal açıyorlar. Adına da İstanbul Kalanı diyorlar. Ve bu bir çılgın proje diyorlar. Bu soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir. Başkanlık federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. İmralı canisiyle pazarlıklarda yeni anayasayla bölünme yolunun açılması amaçlanmaktadır. Başkanlık sistemi bu ihanet sürecinin sonuçturulması için istenmektedir. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beraatıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine tümden karşı olup
parlamenter sistemin revize edilerek güçlendirilmesinden yanadır. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. Parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın nafiledir. Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur. Sevgili seyircilerimiz, şimdi Allah aşkına bu dönüşe U dönüşü denebilir mi? Burada kaç tane U iç içe geçmiştir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu duruşunu, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu kıvraklığını anlatacak yepyeni bir harfe, yepyeni bir sembole, yepyeni bir ifadeye ihtiyaç vardır. Bu da yüce Türk milletinin boynunun borcudur. Yani düşünün, burada kaç tane, kaç parça video gördük. Her seferinde onunla beraber milyon insan yalpalıyor. Milyon insan dönüyor öyle tek başına. Bu böyle solo bir dans değil yani. Bayağı bildiğiniz 4 milyon kişi beraber kıvırıyorlar yani. Kılıçdaroğlu, sen ve damadınız el ele verdiniz, 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Sorumlusu sensin demiş. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Londra'da bir avuç tefeciye teslim ettiniz ifadesinin altı boş bir ifade olmadığını düşünüyorum. Bir şey biliyoruz da söylüyoruz vurgusuyla söylüyor burada bunu. 80 milyona böldüm çıkan rakamı sevgili izleyenler. Bakın canlı yayında yapıyorum bunu. Siz de hesap makinesiyle teyit edebilirsiniz. Kişi başı 11.200 lira gitmiş. Beşik'teki bebekten de gitmiş. Tamam mı? Ölüm döşeğindeki dededen de gitmiş. Yoğun bakımdaki hastadan da gitmiş. Kim var kim yok herkesten ortalama giden para 11.200 lira. Şu an yaptım hesabı bakın. Eğer 128 milyar dolar uçtu gittiyse böyle gitmiş. Milli Eğitim Bakanı Selçuk diyor ki devlet imkanlarını biraz daha milli eğitim alanına kaydırabilirsek eğitimde kayıp meselesini telafi etmemiz kolaylaşacak. Devletin imkanlarını milli eğitim alanına kaydırmaktan bahsediyor. Ya sırf şu pandemi döneminde milyonlarca çocuk, milyonlarca öğrenci eğitime ulaşamadı. Yani insanın birinci gündemi böyle bir pandemi şartında, böyle bir salgın ortamında bütün devletlerin akıl sahibi, mantık sahibi her bir devlet yöneticisinin, bakanının, osunun, busunun birinci gündemi insan sağlığı olur. İkinci gündem de eğitim olur. Tasarruf ediverin itibarınızdan, tasarruf ediverin sarayınızdan, konvoyunuzdan, gösterişinizden, çantanızdan. Türkiye'nin her tarafına saray yaptıracağınıza, buyurun sevgili izleyenler, hemen aklıma geldi dedim yani. Ne kendimi yoruyorum. Buyurun haber. Çıktığı seyahatlerde sonu gelmeyen konvoylarla gündemden düşmeyen Tayyip Erdoğan'ın korunması için 2020 yılında tam 263 milyon lira harcandı. Meclis korumalarına da 100 milyon lira gitti. Şimdi mecliste tabii işte milletvekili sayısı bilmem ne falan filan düşündüğünüz zaman meclisteki bir milletvekilinin Erdoğan'ın ayakkabısı kadar değeri yok yani bu kıyaslamaya göre. Görüyorsunuz o konvoyları filan değil mi? Ülkesini düşünen, ülkesindeki gençlerin, çocukların eğitimini düşünen, buna ya al, biz bunu çözmemiz lazım ya. Bu çocuklar nasıl eğitime ulaşamazlar? Nasıl olur da ulaşamazlar? Bizim ne yapıp edip bizim bunu çözmemiz lazım. Ya bir ülkenin en değerli şeyi insanların hayatıdır. Hani insan hakları falan diyorlar ya. İnsan haklarından birinci madde insan hayatıdır. İkinci madde insan onurudur. Yani işte oradan buraya geçiyorum. Uşak valisi koca bıyıktan Buldan'a küfürlü tweet açıklaması, emniyete talimat verdim. Bu valiyi hatırlıyorsunuz değil mi? Türkiye'de politikada kadın politikacı seçerken kadın politikacı onu beğeni ifadesi olarak ne kullanılıyor biliyor musunuz? Erkek gibi kadın. Neden? Neden? Yani erkek gibi kadın olmayı övgü olarak görüyor Türkiye'de insanlar. Ama kadın gibi erkek neden? Çünkü kafada bir profil var, kafada bir kalıp var. O kalıba en çok kim yaklaşırsa onu seviyor. AK Parti kongresi sonrası Erzurum'da Covid-19 oranı 1000'de 60'lara çıkmış. 1000 kişi de 60 kişi. Çarpın işte 80 milyonla. İçler dışlar çarpımı yapın. Sonucu bulun. Her kongrede, kongre yapılan her şehirde oranların buralara çıktığını düşünürseniz açıklanan sayılara bakmayın, yalan. İnanmayın yani o sayılara. Doğru olmasını temenni ettiğimi sürekli söylüyorum size ama öyle bir şey yok ya. Yani. Mümkün değil. Çok acı bir tablo sevgili izleyenler. Acısı çıkacak. Göreceksiniz acısı çıkacak. Çok kötü çıkacak hem de acısı. O kongrelerden sonra o şehirlerde